İyi akşamlar. TRT Haber'de özel röportajla karşınızdayız. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Bugün İsrail'e ve Filistin topraklarına bana kalırsa tarihi denilebilecek nitelikte bir ziyaret gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı'yı konuk ediyoruz. Sayın Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarihi vurgusu? Öyle sayılır. Yani Filistin'le ilgili her girişim tarihi bir dönemecine işaret eder. Ama siz 7 yıl aradan sonra... Evet. İsrail'e giden ilk. İsrail ve Filistin'e. Bakın, ve Filistin'e. Evet. Filistin biraz gölgede kaldı gibi sanki biraz bu seyahatte. Biraz öyle oldu maalesef. Birazdan başlayalım ona isterseniz evet. Ama öncelikle İsrail'deki temaslar sizin açınızdan ne kadar verimli geçti? Büyük öneme sahipti 7 yıl aradan sonra. İki ülke arasında bir kriz yaşandığı tartışma götürmez bir ifade herhalde. Evet. Ve onun aşılması sürecinde ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Nasıl bir ziyaretti? Özellikle turizmde İsrail yeniden bizim önemli bir girdi kapımız olacak mı? İsrailli turistler için önemli bir cazibe merkezi birçokları gibi olduğu gibi. Evet. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bizim bu ziyaretimiz hem İsrail'e hem ertesi gün Filistin'e uzun bir aradan sonra yapılan ilk bakan düzeyinde ziyaret idi. O nedenle hem Tel Aviv'de hem Ramallah'ta, Filistin'in geçici başkenti Ramallah'ta gerçekten çok anlamlı görüşmelerimiz oldu. İsrail ziyaretimizin, Tel Aviv'e yaptığımız ziyaretin görünürdeki gerekçesi veya sebebi, orada Doğu Akdeniz Fuarı düzenleniyor. 23.sü bu yıl düzenleniyor ve Türkiye 10 yıldır bu fuara katılmıyor. Daha önceden de bildiğiniz gibi İsrail ile Türkiye arasında yaşanan Mavi Marmara hadisesinden sonra bir ilişkilerde soğukluk ve hatta donukluk ve hatta kopukluk koptu. Ortaya çıkmıştı ve daha sonra Türkiye'nin bu sorunun aşılması için öngördüğü şartlar, Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde Türkiye adına öne sürdüğü şartlar İsrail tarafından kabul edildikten sonra, yani özür dilenmesi, mağdurlar için tazminat ödenmesi, Gazze'ye yönelik ambargonun kaldırılması gibi. Ambargo konusunda hala yapılacak şeyler var ama özellikle özür dileme, ki İsrail tarihinde ilktir. İsrail için onların kendi şeyleri açısından zor bir karardı ama onlar da bu neticede buna rıza gösterdiler ve neticede resmen özür dileyerek o birinci şartı yerine getirmiş oldular. Daha sonra mağdurlar adına tazminatlar Türkiye tarafına gönderildi. Ve ondan sonra farklı düzeylerde, müsteşarlar düzeyinde, sonra elçilikler düzeyinde temaslar daha yukarılara taşınmaya başlandı. Ve daha önce İstanbul'daki enerji konferansına İsrail Enerjiden Sorumlu Bakanı'nın gelişi, orada bizim Enerji Bakanımızla görüşmeleri, daha sonra karşılıklı büyükelçiliklerin tekrar açılması veya daha doğrusu büyükelçilerin teafi edilmesi, atanmaları ve son olarak da turizm fuarı vesilesiyle benim Tel Aviv'de hem o fuara hem de oradaki bazı açılışlara kendi birimlerimizle ilgili resmen davet edildiniz. Merkezi, evet, resmi davet üzerine ona katıldık. Tabii bunu bir ölçüde de gölgeleyen, bir ölçüde büyük ölçüde gölgeleyen ve bu iki günlük, birinci gün İsrail, ikinci gün Filistin olmak üzere iki günlük seyahati büyük ölçüde gölgeleyen ne oldu? Bizden biz İsrail'e, Tel Aviv'e pazartesi gecesi saat 21.30'da gittik. Evet. Ama o günün sabahında, pazartesi gününün sabahında saat 9.30'da Gazze tarafından bir füze atıldığı iddiası ve karşılığında İsrail'in de tank ve uçak atışlarıyla cevap vermesi, bu pazartesi günü 9.30'da başlayan
Ve bu aralıklarla saat 15.30'a kadar, bildiğim kadarıyla 15.30'a kadar süren bir ateş şeyi oldu. Fakat o zannediyorum daha sonra sanki ertesi gün benim İsrail seyahatim başlıyor. Salı günü sabah saat 8'de. Sanki o gün boyunca da devam eden bir bombardıman söz konusuymuş gibi de algılandı kamuoyunda. Halbuki biz gittikten sonra öyle bir bombardıman siz vesaire. Siz gitmeden 6 saat önce kesilmiş zaten. Kesilen bir şey. Evet. Biz de zaten hem gitmeden yani oraya varır varmaz büyükelçimiz vasıtasıyla muhataplarımıza bu konuyla ilgili söylenmesi gerekenleri söyledik. Ertesi gün basın toplantısı, baş başa görüşme, heyetler arası görüşme, Turizm Bakanı ile heyetler arası görüşme ve basın toplantısı yaptık. Basın toplantısı iyi bir toplantı oldu. Yani karşılıklı en azından biz kendi düşüncelerimizi olağanca açıklığıyla orada İsrail kamuoyuyla da, dünya kamuoyuyla da paylaşma fırsatını. Ben Batı basında okuduğum birkaç makale var. Bununla ilgili evet. İsrail basını zaten birinci sayfalara, televizyonlarında önemli haber dilimlerine koydular sıralamada. Arap basını aynı şekilde. Ciddi bir yankı buldu. Evet. Bu yankıyı biz Türk basını olarak iyi algılayabildik mi ya da sergileyebildik mi bilmiyorum. Evet. TRT adına konuşuyorum. Bazı inceliklerin gözden kaçtığı kanaatindeyim. Biz de ayrıntılı biçimde yer aldı. Evet. Evet. Mesela? Mesela... Ya oradan yansıtılma biçiminin de etkisiyle belki benim orada durup dururken adeta ben Tel Aviv'deyken Hamas burayı bombalamaz gibi bir laf ettiğim bazı haber kanallarında söylenmiş. Şimdi işin aslı şu, basın toplantısı yapıyoruz, yanımda şey oturuyor İsrail Turizm Bakanı, bana İsrail gazeteci soru soruyor. Sabah dün sabah Hamas tarafından atılan füze konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu sorunun içinde birkaç kabul var. Bir, yani bir defa en başta Hamas tarafından oraya bir füze atıldığı kabulü var. Oysa Hamas'la hemen o gün pazartesi günü yaptığı açıklamada bu olaydan kendisinin sorumlu olmadığını açıklamış. Ben de onu doğrulamak için yani Hamas'ın bu açıklamasına istinaden diyorum ki Hamas biz buradayken böyle bir şey yapmaz. Bu şu manaya geliyor. Yani Hamas yapmadı diyor Hamas. Ben de evet bunun bir gerekçesi olarak da bir tanesi de bu. Böyle bir şeye kalkışacağını zannetmiyorum ama bu şeyden rahatsız olanlar olduğunu biliyoruz filan. Dolayısıyla buradaki mesaj Gazze biliyor. Gazze'deki kardeşlerimiz biliyor. Onu da söyledim. Yani buradaki dengeleri, incelikleri hem Gazze'deki kardeşlerimiz hem biz biliyoruz diye. Oradaki açıklamanın devamında onlar var ama o yansımadığı için sanki durup dururken Hamas biz buradayken... Bir de kime söylüyorlar bunu? Bir iletişim dehasına söylüyorlar. Estağfurullah. Estağfurullah. Öyle. Dolayısıyla o orada yerini buldu o cevap da. O cevabın ne anlama geldiği buralarda pek yerini bulmamış gibi anladım ben. Bazı sosyal medya şeylerinden söylenenlerden o çıkıyormuş. Ama orada söylediklerimiz karşılığını buldu. Bir de orada tam da o günlerde yine o gün akşam İsrail parlamentosunda Yahudi yerleşimcilerin yasa dışı ve uluslararası hukuka da aykırı bir biçimde bazı Filistin mülklerine el koymasına cevaz veren bir kanun tasarısı şeyde genişlemeyi öngörüyor. Genişlemeyi öngören onun üzerinde onu da orada dolayısıyla gündeme getirmemiz gerekiyordu. Onu da söyledik. Ben bunun İsrail parlamentosuna alınan bu kararın İsrail'de Anayasa Mahkemesi işlevini gören yüksek mahkeme tarafından uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına, insan haklarına uygun bir biçimde bu kararın bozulacağına inandığımı, bunu beklediğimizi adeta yani araya da girmiş gibi böyle onu da söyledim. Yani sizin hükümetle yüksek mahkeme arasına girmek istemem ama neticede beklenen, yüksek mahkemeden beklenen budur. Bunu bekliyoruz şeyini de mesajını da verdik. Zaten ben bu açıklamaları yaparken de bizim buradan Dışişleri Bakanlığımızdan da bunu teyiden daha net ifadelerle Türkiye'nin bu karardan duyduğu rahatsızlık ifade edildi. Dolayısıyla hem Ankara'dan yapılan açıklamayla orada benim söylediklerimle bütünlük içerisinde bu kanaatlerimiz, bu görüşlerimiz
hem İsrail kamuoyuyla hem muhataplarımızla hem dünya kamuoyuyla paylaşmış olduk. Yani şunu demek istiyorum. Evet, turizm fuarı var. Evet, tamam, karşılıklı turizmi geliştirmek, kültürel ilişkileri geliştirmek için pek çok şey yapmalı. Ama bu bazı temel konulardaki pozisyonlarımızı değiştirdiğimiz veya onlardan vazgeçtiğimiz anlamına da gelmiyor. Bu mesaj da net bir biçimde verildi. Karşı taraf da bunu aldı zaten. Buna ilintili olarak ezan konusunu. Evet, ezan konusu da aynı şekilde. Orada da hem en yüksek düzeyde, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, hem bizim temaslarımızda, hem burada Diyanet İşleri Başkanımızın da yaptığı açıklamada, bir bütünlük içerisinde birbirini tamamlayan ve birbirinin teyidi anlamında açıklamalar yapıldı zaten. Dün de Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş, Numan Bey'in bunun kabul edilemez. Bu, şunu da bilmekte fayda var. Yani bu sadece Türkiye'nin veya sadece İslam dünyasının karşı çıktığı veya insan haklarına aykırı buluyor. Bütün dünyada aklı başında herkesin, hatta sayılarını tam bilemem ama İsrail içerisinde, muhalefette de, hatta diyelim New York'taki bazı Yahudi cemaatlerinden de tepki alan, gerçekten kabul edilemez bir uygulama girişimi. İnanç grubunun ibadet yani hakkının, oradaki kullanılan tanımlar, gürültü vesaire filan şey, tanımları, bunlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Biraz bazı Avrupa ülkelerinden kopya edilmeye çalışılan bir şey gibi geliyor bana. Gibi yani. Evet. Peki turizm boyutuna? Turizmde de işte şeye katıldık. Orada gerçekten Türk firmaları fuarda büyük ilgi çekti. Türkiye standı da büyük ilgi çekti. Yani şunu da hissettim. Yani biz orada Tel Aviv'de bazı cami ziyaretlerimizde, sonra oradaki kültür merkezimizin açılışında caddede, sokakta yürüyerek geçtiğimiz yerlerde de halktan da ciddi şey gördük. Üstü kabul diyeyim. Yani bir de o gece ayrıca Türkiye'den İsrail'e göç etmiş olan Türk Yahudi asıllı Türkler veya Türk asıllı Yahudi, artık yani Türkiye Yahudilerinin kurduğu bir dernek de var. O derneği de ziyaret ettik. Orada da gayet güzel, yani Türkiye'ye olan hasretlerini, Türkiye'ye olan muhabbetlerini ifade eden bir hüsnü kabul içerisinde. Rakamları genel hatlarıyla soracağım. Yani şu an istatistik belki önünüzde bulunmadığı için. Nasıl bir potansiyeli vardı 10 yıl önce Türkiye turizm pazarında İsrail'in ve nasıl bir gerileme gösterdi bu yaşanan krizle beraber? Evet. Birkaç ay öncesinde başlayan yeni bir süreçle beraber ne umut ediyoruz 2017-2018 turizm sezonunda? Şimdi benim orada basın toplantısında da söyledim. Yani turizm bu işin bahanesi aslında. Çünkü turizm, orada da söylediğimiz gibi, artık turizmden fazla bir şey. Yani turizm sadece gezme, yeme, içme, eğlenme faaliyeti değil. Aynı zamanda gerçekten dünya barışına da, bölge barışına da, ülkelerin iç barışına da katkıda bulunabilecek bir zemin. Eğer turizmde karşılıklı, hani Yunus Emre'nin hepimizin bildiği, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Turizm bu. Bugün artık bu anlama da gelmeye başladı. Dolayısıyla bizim için İsrail'den gelecek turist, buradan oraya gidecekler falan, bunlar ikinci derece. Bizim bu faaliyetlerle, kültürel faaliyetlerle, kültürel ilişkilerle, turizm alanında işbirliğiyle, ticaret alanında işbirliğiyle bölge barışına nasıl katkıda bulunabiliriz? Çünkü bu tür faaliyetler, bu tür etkileşimler, bu tür ilişkiler aynı zamanda diyelim Filistin'e de çok olumlu yansımaları olabilecek bir çerçevede yürütülüyor. Yani Türkiye bugüne kadar, geçmişte de öyleydi, bugün de öyle. İsrail'le ilişkilerimizde hep Filistin faktörü de aynı zamanda belirleyici bir rol oynamıştır. Ve İsrail'le biz eğer olumlu bir adım atıyorsak, bu olumlu adımın mutlaka Filistin'e de, Gazze'ye de, Batı Şeria'ya da, bölge barışına da hizmet edecek nitelikte olmasını gözeterek bugüne kadar bunlar getirmiştir. Rakamsal olarak evet. Yani çok, Türkiye'de 40 milyon turist ağırlayabilme kapasitesine sahip bir ülke. Onun içerisinde İsrail'den bugüne kadar en fazla gelen turist sayısı 600 bindir. Yani biz İsrail'le ilişkilerimizi çok ileri noktalara taşıdığımız zaman
diyelim 1 milyona ulaşabilir. Bugün 260 bin civarında, 150 binden, geçen yılın 150 bininden bu yıl 260 bine doğru yükselen bir trend var. Bu 1 milyona kadar da gidebilir. Ama burada önemli olan sayısaldan çok bunun ifade ettiği sembolik anlamlar. Yani sosyo-kültürel. Ve dolayısıyla ilişkilerimizin politik komşularımıza, diğer komşularımıza olumlu yansımaları bakımından da bunların önemi var. Sadece Orta Doğu bölgesindeki komşularımıza değil, yani Avrupa'daki insanlara da bunların olumlu yansımaları. Bir yerde herhangi bir olumlu gelişme olduğu zaman bu farklı yerlerde, farklı biçimlerde olumlu yansımalara da neden olabiliyor. O bakımdan barış esastır. Ama tabii her şeye rağmen denecek hali de yok. Ama turizm ve kültürel ilişkiler barışa olumlu katkılarda bulunabilecek sektörlerin başında gelir. Sizin bu ikinci mi birinci seyahatiniz? Bu benim bölgeye, yani hem İsrail'e hem Filistin'e ikinci ziyaretim. Daha önce 2005 yılında da Cumhurbaşkanımızla, yani o zaman başbakandı. Başbakanımızla birlikte yine aynı rota üzerinden hem İsrail'e hem Filistin'e ziyarette bulunmuştuk. Bu benim ikinci fotoğrafı ziyaretim. Görünce Mescid-i Aksa'nın önündeki fotoğrafınızı, evet. Acaba ilk miydi diye. Yok, söyleyeyim. O zaman da yine Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiştik. Şimdi de çok şükür ziyaret ettik. O zaman da Ramallah'ta görüşmelerimiz olmuştu. Bu sefer de hatta Ramallah'ta, yani İsrail'in Filistin'in geçici başkentinde önce Yasser Arafat'ın kabrini ziyaret ettik. Daha sonra Filistin Kültür Bakanı ile görüşmemiz oldu. Filistin Kültür Bakanı ile iki ülke arasında, Filistin Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında kültürel işbirliği anlaşmasını imzaladık. Mesela o çok fazla yansımadı. Turizm Bakanı ile, Filistin Turizm Bakanı ile yine görüşmemiz oldu. Dolayısıyla inşallah bu temaslar Filistinli kardeşlerimiz için de yeni kapıların açılmasına vesile olacak diye ümit ediyoruz. Aslında bölge için yeni bir kriz sanki başlıyor gibi. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya bakılırsa iki devletli çözümde ısrarcı değiliz artık. Şimdi vallahi o konuda Trump'ın mesajları biraz değişken mesela. Sabahtan yani akşama değişiyor. Bir yandan onu söylüyor, bir yandan yerleşimler konusunda İsrail'i uyaran açıklamaları var. Böyle biraz orta yolu bulmaya çalışan bir gidip gelmeler var gibi. Bakalım, göreceğiz önümüzdeki. Filistin'le ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Kültür ve turizmle ilişkilerde nasıl bir süreç izlenecek? Buna ilişkin biraz ipuçlarını paylaşır mısınız? Filistin'de olan. Evet. Filistin'le zaten işte dediğim gibi orada imzaladığımız... Bunların seyahat serbestisi konusunda sorunları var. Kültürel işbirliği anlaşmasında da öngördüğümüz gibi karşılıklı kültürel ilişkilerimizin arttırılması, bizim Ramallah'ta kültür merkezi açma şeyimiz var. Orada TİKA'nın faaliyetleri var. Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri var. Kudüs'te de inşallah bir Doğu Kudüs'te de bir kültür merkezi açıyoruz. Orada zaten çok sayıda tarihi kutsal mekanda onarım çalışmasını Türkiye gerçekleştirdi. Türkiye, Filistin'de pek çok tarihi ve kültürel mirasın renovasyonu için, restorasyonu için ciddi çaba gösteriyor. Ayrıca kültürel faaliyetlere de olabildiğince destek. Sadece kültürel faaliyetler de, şehircilik anlamında da TİKA'nın çok ciddi çalışmaları var. Aynı zamanda Filistinli yazarların, sanatçıların, kültür adamlarının maruz kaldığı bir takım zorluklar karşısında uluslararası kamuoyunun bilinçlendirilmesi konusunda da işbirliği imkanımız var. Bunun için uluslararası kuruluşlarda birlikte çalışma kararlılığımız var. UNESCO gibi, Birleşmiş Milletler gibi, PEN gibi, Uluslararası Yazarlar Örgütü. Uluslararası Yazarlar Örgütü gibi. Oralarda da Türkiye, çünkü bazı Filistinli yazarlar veya sanatçılar yani ülkeden çıkamıyorlar. Evet. Veya işte bir takım diyelim Lübnan'da basılan kitapların
Filistin'e girmesinde engellerle karşı. Bu tür şeyleri hem İsrail'i muhataplarımızla hem de diğer uluslararası kuruluşlardaki muhataplarımızla biz de paylaşıyoruz. Evet. Geçtiğimiz yıl sıkıntılarla geçirilen bir turizm sektörü artık aşikar. Bu konuda yalnız gerek TÜRSAB'la gerekse Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı bir kampanya var. Doğru mu söylüyorum? Komşunu da al gel mi? Komşunu al gel. Komşunu al gel. Komşunu al gel. Daha doğrusu önce sen gel. Veya sen gel yanında ama komşunu da getir. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün turizm camiası adına da teşekkür ediyoruz. Avrupa'da 5 milyon yaklaşık evet. Artı eksi 5 milyon Türk yaşıyor. Ya yani Türkiye'den oraya geçmiş. Evet. Belki Türk vatandaşlığı falan. Çifte vatandaş veya şöyle böyle. 5 milyon Türk var. Geçen yıl 2015, evvelki yıl o 2015'te de Türkiye'ye gelen, Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının Türkiye'ye bu alandaki katkısı 11 Avrupa ülkesinden gelen diğer ülke vatandaşlarının katkısıyla eşit. Dolayısıyla zaten başat ülke Almanya mı değil mi burada? Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, tabii büyük evet. Çoğunluk 3 milyon Almanya'da olduğu Almanya. İçin Almanya önde görünüyor. Türklerin bir defa tatillerini Türkiye'de geçirmek için zaten geleneksel bir sebep var. Sıla-i Rahim. Bizim çok güzel bir geleneğimiz. Yani ana baba ocağını ziyaret etmek. Burada büyükleriyle, akrabalarıyla, eşleriyle, dostlarıyla buluşmak. Bunu oradaki vatandaşlarımız zaten ihmal etmiyorlar. Ama bunu biraz daha sistematik hale getirelim. Bu kampanyanın amacı hem Sıla-i Rahim için gelin. Ama gelmişken ayrıca bir haftada kendinize ayırabiliyorsanız tatil yapın. Hatta mümkünse eşinizi, dostunuzu, Alman komşunuzu, iş yerindeki çalışma arkadaşınızı da getirin. Ayrıca biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da söyledi. Avrupa'daki Türkler bizim hesabımıza göre yılda 50 bin. Ama muhtemelen kayıt dışı veya hesaba girmeyen evlerde şurada burada yapılanları da katarsanız 50 binin üzerinde düğün yapıyorlar. Nişan, düğün, evlenme vesaire. Hatta bir ara televizyon kanalı bile açtılar. Düğün kanalı. Ha, düğün Avrupa'daki kanalı. Evet. Düğünlerini yayınlamak için. Dolayısıyla onlara da diyoruz ki gelin düğünlerinizi de, derneklerinizi de, yani hani eski deyimle cemiyetlerinizi Türkiye'de yapın. Hem komşularınız, eşiniz, dostunuz, aile büyükleriniz, akrabalarınızla bu vesileyle tekrar bir araya gelin. Hem de çocuklarınız, yeni yetişen kuşaklar da Türkiye'nin örfünü, adetini, memleketini, milletini biraz daha kültürel entegrasyonunu burada tabii, evet. Tanımış olur. Şimdi belediyelerimiz mesela bu konuda ciddi bir hareketlenme içine girdiler bu kampanya vesilesiyle. Nasıl bir şey bu efendim? Şöyle yani her diyelim ilk örnek olduğu için onun üzerinden söyleyeyim. Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı çıktı dedi ki ben de buradan bu kampanya katkı olsun diye Avrupa'daki Sivrihisarlılara sesleniyorum. Hemşerilerimiz. Sizin hemşerileriniz. Bizim hemşerilerimiz. Evet. Gelin Türkiye'ye gelin, komşunuzu da getirin. Düğünlerinizi de burada yaparsanız ben de gelinlerinize Sivrihisar'ın geleneksel incirlik küpesini hediye edeceğim. Bu eski Sivrihisar için önemli. Yani o düğünlerin olmazsa olmazlarından. Her ilim, her kültürün böyle veya evet. Vilayeti şeyleri vardır. Bazı yerde cebedir, bazı yerde bir giysidir. Bizim orada da işte Sivrihisar. Bizde de kuru kayısı veriyorlar Malatya'da. Dolayısıyla belediyelerimiz şimdi bir takım böyle promosyonlar duyurmaya başladılar. Evet. Avrupa'daki hemşehrilerine, diyelim Afyon'dan, Eskişehir'den Belçika'daki Emirdağlılara, evet. Efendim Konya'dan Danimarka'daki Konyalılara gibi ve bizim bazı Avrupa ülkelerinde bazı yerlerde böyle hemşeri kümelenmeleri de var biliyorsunuz. Evet. Yağlı Dereliler'i bilirim Amerika'dan. Mesela evet. Yağlı Dereliler'in oradaki yer tutması gibi. Dolayısıyla onlara yönelik olarak buradaki belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız da bu tür davetlerle, promosyonlarla bu kampanyaya katkıda bulunuyorlar. Tabii turizm operatörlerimiz, Otelcilik Federasyonumuz, yeme içme sektöründeki restoran meslek kuruluşlarımız, bunlar da aynı şekilde kendi kampanyalarını hazırlıyorlar. Afiş, poster ya da diğer tanıtım araçları, iletişim araçlarında bu vurgu var mı? Komşunu al gel.
Tabii. Ama şu anda henüz afişlemeye başlamadık. Hı hı. Onun çalışmalarını yürütüyoruz. Sadece afişleme değil, aynı zamanda televizyonlarda, evet, aynı zamanda gazete ve diğer iletişim araçlarında da bunların kampanyaları. Komşuna al gel. Veya başka mecradan da yine memleketin hastasıyım. Böyle bir ifade de Sayın Başbakanımızın katkısı oldu. Dolayısıyla muhtelif sloganlarla asıl olan oradaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize önümüzdeki yıl tatillerini birkaç yıl Türkiye'de geçirsinler. Türkiye'nin turizm alanındaki bu dar boğazını aşmasına da onlar da böylece hem ziyaretleri yapsınlar hem katkıda bulunsunlar. Şimdi bir de hedef pazarlar, evet, her zaman biliyorum Avrupa, evet, öncelikli oluyor ama bir dönem İngiltere'yi ve Amerika'yı kapsayan özel, evet, tanıtım paketleri vardı. Evet. Bu sene için özellikle Rusya, evet, temelinde de buna yaklaşmak, evet, gerekirse. Evet, doğru. Hı-hı. Şimdi bizim geleneksel demeyelim de uzun yıllar tanıtım stratejimiz daha çok Türkiye markası altında, Türkiye şemsiyesi altında deniz, kum, güneş öncelikli bir tanıtım sürecinden geçti Türkiye. Evet. Deniz, kum, güneş tamam, doğru. Yani hakikaten öyle. Türkiye çok şükür bu bakımdan da çok zengin bir ülke. Ve bunun müşterisi de geleneksel olarak işte Rusya, Almanya, İngiltere. Ama Türkiye'nin turizm alanındaki, kültür alanındaki zenginliği sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. Türkiye sağlık turizmi bakımından, kongre turizmi bakımından, dini miras alanları bakımından, işte Kapadokya'yı, Efes'i, Antakya'yı, Demre'yi, yani evet, Demre'yi, efendim yaşlı bakım ve turizmi açısından, spor turizmi açısından, eğitim turizmi açısından, gastronomi, yeme içme kültürü açısından olağanüstü çeşitlilikleri içinde barındıran dünyanın en büyük açık hava müzesi. Burada özür dilerim, araya gireceğim. Göbekli Tepe'yi, evet, iyi pazarlayabildik mi şu ana kadar? Çünkü çok popüler oldu. Evet. Uluslararası bir National Geographic'i söyledim. Evet. O derginin kapağına kadar gitti. Almanlar da aynı şekilde. Diğer tarihi ve arkeolojik alanlarımıza göre son zamanda Göbekli Tepe ile ilgili yayınlar, özellikle daha bu konularla ilgili dar bir kamuoyuna yönelik mecralarda başarılı bir tanıtım. Piramitlerden eski. Evet. Yani bir defa tabii dünya arkeoloji tarihine yön veren bir arkeolojik kazı olması itibariyle dünyada çok büyük ilgi çekti. Ama bizim Göbekli Tepe gibi daha pek çok gün ışığına çıkmış ya da çıkmamış veya çıkmakta olan zenginliklerimiz. Nemrut gibi. Nemrut gibi, Efes gibi, Aslantepe, evet, Kapadokya baştan başa bir turizm cenneti. Instagram'da mesela Kapadokya'sız gün yok neredeyse. Evet, paylaşımlarda, evet, yabancıların paylaşımı. Tabii. Dolayısıyla, evet, bu çeşitlilik aynı zamanda pazar çeşitlenmesini de gerektiren bir şey. Yani tamam, deniz, kum, güneş diyelim, Almanya, İngiltere ve Rusya için geleneksel pazar haline gelmiş olabilir ama Japonlar arkeolojiye daha meraklı, kültür turizmine daha meraklı. Efendim Hindistan'dan mesela daha önce bizde olmayan bir düğün turizmi başladı. Hı. Onun için zaten biz Avrupa'daki hemşehrilerimize gelin düğünlerinizi siz de burada yapın. Çünkü Hintliler Hindistan'dan kalkıp Antalya'ya gelip düğünlerini Antalya'da yapıyorlar. Hint, 3 gün 3 gece sürüyor. Üst gelir grupları arasında düğününü Antalya'da yapmak, balayını Türkiye'de geçirmek bir moda haline gelmeye başladı. Şimdi dolayısıyla biz kendi vatandaşlarımıza da, Avrupa'dakilere, başka pazarlara da, Çin'e de aynı şekilde, Güney Amerika'ya da, Arap ülkelerine de, Müslüman ülkelere de, onlar açısından da bizim çok ciddi, yani mesela Arap komşularımız dağ turizmine, kayak turizmine de çok ilgi gösteriyorlar. Aynı zamanda gastronomiye. Mesela yani İranlıların bizim doğu bölgemizdeki kayak tesislerini doldurduğunu biliyoruz. Doldurmadı. Konya'ya gösterdikleri, evet, Hazreti Mevlana ziyaretleri, evet, vesilesiyle, ama onunla da kalmıyor. Gelmişken başka yerleri de ziyaret edebiliyorlar, ediyorlar. Dolayısıyla gastronomi bakımından da tabii Türkiye olağanüstü zengin bir, çünkü çok farklı mutfakların Türk mutfağı, yani bizim diyelim Asya'dan getirdiğimiz mutfağa ilave edilen, buradan efendim Balkanlardan aldığımız, Kafkaslardan aldığımız, Ermeni mutfağı, Yunan mutfağı, Arap mutfağı,
Makedon mutfağı, Boşnak mutfağı, evet, hepsi burada. Değişik sentezler halinde olağanüstü zengin bir mutfak kültürü oluşturdu. Bunu dünyanın başka herhangi bir yerinde bu zenginlikte bulmanız mümkün değil. Hep şunu söylüyoruz, yani deniz, kum, güneş başka yerde de var. Evet, Türkiye'de de var ama deniz, kum, güneş artı gastronomi, artı sağlık turizmi, artı dağ turizmi, artı orman, artı kaplıca, termal turizm de mesela Türkiye termal bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden. Kaz Dağları bölgesi için özel tabii, bir sağlık, paket, turizme özel bir çalışma. Her biriyle ilgili şimdi potansiyel nedir? Mesela Kayak Federasyonu'yla da yaptığımız bir çalışma var. Türkiye'nin kayak pist potansiyelini araştırıyor. Ve görüyoruz ki ilk bulgularda gösteriyor ki bu alanda olağanüstü bir potansiyele sahibiz. Dolayısıyla Türkiye bütün bu farklı zenginliklerini bir arada sunan dünyadaki belki tek ülke. Burada sorun şu mu efendim? Bulgaristan'a, Romanya'ya, özellikle bu sömestr tatilinde çevremden duyduğum için ben yürümeyi beceremiyorum, kayak yapamam da. Ya oraları ben bilmiyorum ama çevremden duyuyorum. Ciddi bir seyahat var. Burada fiyat mı bizi en çok oralara yöneltiyor? Şimdi tesis tabii fiyat ama o fiyat Bulgaristan'da diyelim kayak turizmiyle ilgili konuşuyorsak yani orada alınan hizmetin kalitesiyle burada alınan hizmetin kalitesi arasındaki farkı hak edecek bir fiyat farkı söz konusu değil. Şunu da söyleyeyim. Bakın bizim mesela önümüzdeki yılla ilgili olumlu beklentilerimizi besleyen en önemli bulgulardan bir tanesi bizim değil. Türkiye'ye yıllardır Almanya'dan, İngiltere'den turist getiren büyük organizasyon firmalarının yaptığı bir araştırma şunu gösteriyor. 2016 yılında Türkiye'ye gelmeyen turistler, daha önce Türkiye'ye gelmiş, 2013'te, 14'te, diyelim 15'te gelmiş, 2016'da gelmemiş. Muhtelif sebeplerle gelmemiş. Nereye gitmiş? Alternatif pazarlara gitmiş. Diyelim İspanya'ya gitmiş, Yunanistan'a gitmiş. Şimdi araştırma şunu gösteriyor. Arkadaş, yani uluslararası tur operatörlerinin yaptığı araştırma. Bu durumda olan, daha önce Türkiye'yi bilen, bu geçen yıl başka yere giden turistler, Türkiye ile o ülkeleri her bakımdan karşılaştırma imkanına kavuştular. Ve gerek fiyat, gerek altyapı, hizmet, gerek hizmet kalitesi bakımından aradaki farkı gördüler. Ve önümüzdeki yıldan itibaren tercihlerini tekrar Türkiye'de yapacak, Türkiye lehine yapacaklarını açıkça beyan ediyorlar. Zaten teşvik paketleri açıkladınız siz, evet, benim bildiğim kadarıyla uçakların... Tabii. Alan vergisinden tutun yolcu da yolcu getiren uçak başına 6.000 ile 7.800 dolar arasında değişen yakıt desteği veriyoruz. Desteği, evet. Çartı uçaklarına veriyorduk. Bu yıl onu yolcu uçaklarına da teşmil ettik. Daha önce daha az sayıda havaalanına yolcu getiren charterlara veriyorduk. Şimdi buna işte Ordu, Samsun, Trabzon havaalanlarını da ekleyerek Eskişehir gibi havaalanlarını da ekleyerek hem havaalanı sayısını arttırdık hem de tarifeli uçaklara da vererek teşvik alanını genişletmiş olduk. Bu da çok önemli etkiler yaptı. TÜRSAP en büyük şemsiye örgüt. Sayın Ulusoy, evet, oldukça şimdi daha umutlu ve sevindirici ifadeler kullanıyor. Yani bundan 6 ay öncesiyle karşılaştırdığımızda. Tabii bütün sadece TÜRSAP da değil, yani Otelciler Birliği temsilcilerimiz de, turizm yatırımcıları temsilcilerimiz de, lokanta, restoran sektörü temsilcileri de inşallah önümüzdeki yıldan daha ümitliyiz. Erken rezervasyon konusunda, evet, gelen bilgiler nasıl? Olumlu. Özellikle çünkü bu aylarda oluyor. Almanya kadar, pazarında ciddi bir hareketlenme hissediyoruz. Ama bunun fiiliyata dönmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu erken rezervasyon konusu sadece dış pazarları bakımından değil, İçerideki pazar, iç pazar bakımından da önemli. Onun için sorduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü genellikle şu tür şikayetler de geliyor. Siz de duymuşsunuzdur. Efendim yabancılara uygulanan fiyatla yerli turiste uygulanan fiyat farklı oluyor. Yerli turistler daha yüksek fiyatlarla ağırlanıyor otellerde. Şimdi bu doğru ama bunun bir nedeni de yabancılar bir yıl önceden rezervasyon yaptırıyor. Ve bir yıl önceden diyelim tur operatörü parasını ödüyor. Evet. İşletmeci de bir yıl önceden parasını aldığı için ona önemli bir indirim yapıyor. Ama bizim genellikle bugüne kadarki alışkanlığımız, başka işlerimizde de biraz böyleyiz.
İşi son dakikaya bırakmak gibi bir alışkanlığımız var. Ama değişiyor. Şimdi bizim yerli turistlerimiz de artık erken rezervasyonun yararını görüp önceden planlamaya başladılar. Biz de bu yıl onu biraz daha geniş bir şeyle tanıtmaya çalıştık. O konuda iş turizmde de bir bilinçlenme var. Bu hazineye birazdan değinmek istiyorum ama şu hazinelere. Evet. Cumhurbaşkanının kültür sanatta istediğimiz her şeyi yakalayamadığımız şeklinde bir öz eleştirisi evet, oldu. Evet. Bunu duymak sevindirici. En azından hiç değilse önümüzü görme açısından, teşhis açısından. Peki bu seviyeyi yakalamak için ne yapılmalı, neler yapılıyor? Evet. Şimdi tabii önce Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamasına bir açıklık getirmekte yarar var. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef eğitimde ve kültürde istediğimiz ölçüde başarılı olamadık dedi. Ama burada dikkat ederseniz ölçüyü de yine AK Parti döneminde diğer alanlardaki başarılar üzerinden kurdu. Yani evet, burada sağlık, AK Parti kendisiyle ulaşım, yarışırken diyelim diğer alanlarda, sağlıkta, ulaşımda, farklı sektörlerde yaşadığı, gerçekleştirdiği başarılarla kıyaslandığı zaman Türkiye bu alanda anladım, o başarı çizgisini yakalayamadı. Yoksa geçmiş yıllara göre, yani AK Parti öncesindeki kültür ve turizm alanına sizin göre, sizin Eğitim Bakanlığı döneminiz de var. Tabii yani hem eğitimde hem kültürde Sayın Cumhurbaşkanı geçmişle bugünü karşılaştırarak bir başarısızlıktan veya istenilen ölçüde başarılı olamamaktan şikayet etmiyor. AK Parti'nin diğer alanlardaki başarılarıyla karşılaştırıyoruz. 15 yıl içerisindeki. Tabii. Diğer alanlarda evet, o kadar başarılı olmuşuz ki bu alandaki başarılarımız ona göre küçük geliyor tabii, evet, haklı olarak. Dolayısıyla zaten dikkat ederseniz son zamanlardaki kurulan hükümetlerde en büyük önceliklerde yine eğitim alanında, evet, özellikle eğitime ciddi bir bütçe payları bakımından da. İnşallah önümüzdeki dönemde kültür alanında da aynı eğitimde olduğu gibi gerekli bütçe büyüklüklerine de ulaşarak bugüne kadar eksik kalan pek çok şeyi tamamlama fırsatını inşallah bulacağız. Ben bu kitaplara atfınız için de çok teşekkür ederim. Bakın mesela şunları özellikle kamuoyunun bilmesinde yarar var. Türkiye Yazma Eserler Kurumu kuruldu biliyorsunuz, evet, bu dönemde. Ve Yazma Eserler Kurumu olağanüstü bir gayretle çok sayıda klasik eserimizi, yani milli kütüphanemizin olmazsa olmazları, işte Van Kulu Lügatından Asım Efendi tarihine kadar efendim sözlük olarak, bakın buradaki şey var, kataloğu var, birkaç dizide üstelik bilim ve felsefe serisinde, edebiyat ve sanat serisinde, dini ilimler serisinde, Türk Basım serisinde, tarih ve toplum bilimleri serisinde pek çok eserin, evet, tıpkı basımlarını tanıtmak isterim. Ya çevrim yazımlarını. Evet. Tabii çok memnun, hı, olurum. Bunlar sadece buradan hemen gelirken elimize alabildiklerimiz. Yoksa bu çalışmaya biraz daha hazırlıklı gelseydik bu masanın üzerini dolduracak kadar çok şükür, evet, çalışmalarımız var. Bunu özellikle kamuoyumuzun bilmesine yarar var. Çünkü güzel işler yapıyoruz da her zaman yeteri gibi tanıtamıyoruz. Yani her ilgi alanına, ister bilim ve teknolojiyle ilgili olsun, ister sanat edebiyatla ilgili olsun, ister dil ve edebiyatla ilgili olsun, bizim klasik kültürümüzün eserleriyle tanışmak isteyenler için, üniversitelerimiz için, uzmanlarımız için de, sadece uzmanlar için. Yabancı dile çevrilmesi, yani iletişim dili İngilizce dünyada artık. Onun için ayrıca mesela şunun, diyelim Türkiye'nin tanıtımı ile ilgili olarak, bu zaten daha önce yayınladığımız bir çalışmanın geliştirilmiş hali. Evet. Bunun İngilizce baskısı da var. Bu zannediyorum Türkçe olanı. Evet. Ama bunun çok güzel İngilizcesi de var. O da, bu yeni baskının bir özelliğini sizinle paylaşayım. Buyurun, lütfen. Bu da reklama giriyor ama bizim şimdi turizm... Bana bir şey kalacak mı bu reklamdan? tabii bunların hepsi kalacak. Sağ olun, yok teşekkür ederim. Şimdi biz Türkiye'nin kültürel ve doğal, arkeolojik vesaire zenginliklerinden bahsederken, evet, içinde yaşadığımız için bazı zenginliklerimizin çok fazla farkına varmıyoruz. Bakın Danimarka çok, yani kültürel bakımdan, arkeolojik bakımdan çok büyük zenginlikleri olan bir küçük bir ülke.
Ama Andersen masallarından türetilmiş bir deniz kızı heykeliyle bile Kopenhag'da ciddi bir turizm hareketliliği oluşturabiliyorlar. Şimdi bu bir başarı öyküsü bence. Bu bir başarı öyküsü. Ama bizim diyelim Van'da, Van deyince aklımıza ne geliyor? İşte Van kahvaltısı geliyor, Van Gölü geliyor. Akdamar Adası. Akdamar. Evet. Yani ister, ki orada tarihi bir hamle yaptı Türkiye. Her bakımdan olağanüstü zenginlikler olan Ermeni Kilisesi ile ilgili. Evet. Ama mesela Van kedisinin ne büyük bir aynı zamanda zenginlik olduğunu biz bile zaman zaman unutuyoruz. Onun için ne yaptık? Bu kitabımızın başına hani böyle asık suratlı, kravatlı bir bakan fotoğrafı yerine şöyle bir fotoğraf. Benim tanıdığım en renkli isimlerden birisiniz siz. Oh, harika. Dolayısıyla bunu paylaşayım ben. Evet. Buyurun siz devam edin. Dolayısıyla bu kitabı baştan sona hiç kimse okumayabilir ama en azından Van kedisinden haberdar olacaklar artık. Birisi kitabı açar açmaz. Fotoğraf da çok güzel çıkmış. Kedinin kesinlikle. Hem yani göz renklerinin farklılığı, özellikleri burada da çok güzel görünüyor. Şimdi bizim böyle yüzlerce, binlerce zenginliğimiz var. Bazı yerde bir meyve, bazı yerde bir hayvan, işte Van kedisi, Ankara kedisi. Lüle taşı da hissedilmişsiniz. Lüle taşı Eskişehir'imizin. Evet. Biliyor musunuz lüle taşı Avrupa'da yıllarca Viyana taşı olarak pazarlanmış, tanıtılmış. Niye? Çünkü ham taş olarak çıkartılmış, işlensin diye Viyana'ya gönderilmiş. Kaç metre kuyunun içerisine birkaç usta yapıyor artık zaten. Yani çok şükür şimdi artık o ustalarımız da çırak yetiştirmeye başlıyorlar. Harika. Başladılar ve ürün çeşitliliğini de evet, çoğalttılar. Ama dediğim gibi yani her ilimizin, hangi ilimiz söz konusu olursa olsun, mutlaka en az her alanda, gastronomide, sağlık turizminde, arkeolojik alanda, efendim dinlenme anlamında, her alanda en az 3-4 tane dünya çapında ürünü vardır. Onun için biz bu önümüzdeki dönemde, şimdi ona başladık, tanıtımlarımızı genel bir Türkiye markası altında değil, il il, her ilin kendi özelliklerini de öne çıkaracak şekilde destinasyon tanıtımı olarak yapıyoruz. Sosyal medya olmazsa olmaz bir... Sosyal medyada çok büyük rakamlara ulaştık. Instagram'da, Facebook'ta, hepsinde, Twitter'da. Ayrıca dünyada da fenomen dedikleri o alanda çok fazla böyle takipçisi olan sosyal medya kullanıcılarından bazılarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Onlar gezdikleri Türkiye'yi gezdiriyoruz ve onlar gezdikleri yerlerle ilgili izlenimlerini, fotoğraflarını, anılarını sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Özellikle belki şaşıracaksınız. Mesela Arap dünyasına yönelik sosyal medya şeyimiz çok başarılı. Bilmiyorum. Dolayısıyla belli başlı Arap ülkelerinden seçilmiş bu tür takipçisi çok olan bazı sosyal medya fenomenlerini de mesela İzmir'e davet ettik. Onlar Ege bölgesinde. Tabii bunları böyle çok fazla da devlet destekli şeyler olarak yapmak doğru değil. Daha kendi sivil görünümleriyle yapıldığı zaman daha etkili olabiliyorlar. Bizim fenomenlerimiz var mı internette var, size onlar göre? Var. Tabii. Karşılaştırdığınızda. Onlar da aynı şekilde Türkiye'nin... Arda bir marka mesela değil mi? Tartışmasız Arda, futbolcu Arda. Evet. Barcelona. Arda, tabii. Bilmiyorum yani, İspanyolları ne kadar buraya çekiyoruz ama. Ünlülerimizin bu konuda özellikle katkıları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Diğer kamuoyunun bildiği farklı sektörlerden sporcu, sanatçı, siyasetçi, yazar, medya. Beni 100 kişi takip etmiyor. Onlar da Malatya'da. Yok öyle demesin. Evet. Dolayısıyla onların da bu konudaki katkılarına ihtiyacımız var. Peki bir maddeyi not almıştım, geçtiğimi düşünüyorum. Başbakan Binali Yıldırım GençDES isminde yeni bir destek mekanizması açıkladı. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi bu GençDES projesi bizim ne yapıyorsunuz gençlerin desteklenmesi çalışmaları için? Bütün gençlerin bu projeden haberdar olmalarını çok arzu ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesine girdikleri zaman, GençDES diye girdikleri zaman, yani gençlik ve destek kelimelerinden, ilk hecelerinden oluşan GençDES'e girdikleri zaman hangi alanlarda gençlere ne tür destekler veriyoruz onu ayrıntılarıyla görebiliyorlar ve oradan başvuruda bulunabiliyorlar. Diyelim siz bir dergi çıkarmak istiyorsunuz.
ama yeterli kaynağınız yok. Müracaat ediyorsunuz, biz size destek oluyoruz. Bir tiyatro grubu kurmak istiyorsunuz veya arkadaşlarınızla bir gezi grubu oluşturmak istiyorsunuz, bir fotoğraf kulübü kurmak istiyorsunuz, bir film çekmek istiyorsunuz, bir belgesel çekmek istiyorsunuz, bir animasyon filmi çekmek istiyorsunuz. Yani kültür ve sanatın hemen her dalında, her ne yapmak istiyorsanız bize onu bildiriyorsunuz internet üzerinden. Biz onun değerlendirmelerinden sonra size en azından hani tulumbanın suyunu çekerken kullanılır can suyu diyoruz, evet, ya veya bitki fidana verilen ya can suyu mahiyetinde veya belki bütün projenizin karşılığı olabilir. Çünkü gençlerin bu tür projeleri çok büyük meblağlarda, evet, tutmayabiliyor. Onlara destek oluyoruz. Şimdi başladık. Lütfen gençlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesine girsinler. Bu yıl 54 milyon ayırdık. Az değil. Yani her diyelim 1000 lira versek proje başına, işte 54 bin gencimize bir can suyu olur. Dolayısıyla inşallah bu projenin göreceği rağbet çerçevesinde gençlerimiz buna ne kadar rağbet gösterirlerse ben önümüzdeki yılın bütçe görüşmelerinde elim o kadar güçlü olur. Bakın gençlere 54 milyon yetmedi, bana bu sene 154 milyon verin deme şansım, evet, olur. Onun için ben bütün gençlerimize, ha sadece gençlerimiz de değil, yani daha yetişkin vatandaşlarımız da gençlere dönük proje yapıyorlarsa onlara da destek veriyoruz. Yani proje sahibinin genç olması tamam ama şart da değil. Daha yetişkin vatandaşlarımız da, artık onun bir yaş sınırı var çünkü gençlere girince görecekler. Yetişkin vatandaşlarımız da, kıdemli vatandaşlarımız da eğer gençler için bir şey yapıyorlarsa onlara da destek veriyoruz. Sağlık turizmini hiç konuşmadık gibi geldi bana. Zira Azerbaycan'dan, İran'dan, İngiltere'den sağlık sistemi olmayan, evet, adeta, evet, insanların süründüğü. Ben bakın, Batı'da ben biraz yaşadım biliyorum. Biz burada 45 dakika doktoru göremediğimiz zaman, evet, evet, afakanlar basıyor ya da birazcık celalleniyoruz kaba, evet, tabirle. Evet. Ama 4 saat, 5 saat eğer hayati riskiniz yoksa acilde beklediğinizi yaşamış birisi olarak ifade ediyorum. Bir defa bakın, bizim hem sistem olarak, yani sağlık sistemi olarak altyapımız gerçekten çok iyi durumda, çok cazip ve hem fiyat kalitesi, hem fiyat bakımından hem hizmet kalitesi, evet, bakımından, uzmanlık kalitesi bakımından, cihaz kalitesi bakımından gerçekten Avrupa'da çok iyi durumdayız. Özellikle yaşlı bakımı konusunda, yaşlı sağlığı bakımından Türkiye çok ciddi imkanlara sahip. Onun dışında zaten şu günkü haliyle bile, yani sistematik olanın dışında da bireysel olarak, benim daha yenilerde Amerika'da yaşayan bir arkadaşım, liseden arkadaşım, Türkiye'ye geldi. Diş tedavisi için. Söyleyecektim. Diş tedavisi bir için. Bir dolgu, evet, özür dilerim, bir kanal tedavisi 1500-1600 dolar olan bir ülkeden söz ediyorum. Arkadaşımın verdiği rakamı söyleyeyim size. Evet. Dedi ki ben Türkiye'ye geliyorum, hem annemi, babamı, arkadaşlarımı, şimdi dostumu görüyorum, hem diş tedavimi yaptırıyorum. New York'ta yaptırsaydım 20 bin dolara yaptıracağım işi Türkiye'de diş tedavisi artı bir haftalık tatil artı gezme, tozma, yeme, içme, yol parası 8 bin dolara mal ettim dedi. Şimdi birden fazla diş yaptırdı o zaman. Tabii tabii, o, evet, çok ciddi bir... Tamam, bir diş 1500 dolar şey, Amerika'da. Yok, tek diş değil, evet, bütün bir komple bir tedavi. Ve üstüne tatil, yeme, içme, kalma, orada 45-50 bin dolar bütünlüğüyle yani, ilgili bir şey, evet, eğer. Dolayısıyla yani 8-10 diş. Şimdi bizim altyapımız sadece yazın deniz, kum, güneş turistlerine hitap edecek bir altyapı değil. Aynı zamanda kışında farklı amaçlarla burada ağırlayabileceğimiz... Belki turizm artı sağlık, sağlık diye bir paket. Tabii, tabii. Bir onun, paket. Tabii, tabii. Mesela onun pazarlanması. Tabii, şimdi turizmcilerimiz bu darboğaz biraz da ona yaradı. Mevcudu nasıl daha fazla farklı alanlara yönlendirebiliriz? Hem turizm mevsimini nasıl uzatabiliriz? Hem çeşitliliğimizi nasıl arttırabiliriz? Hem pazar çeşitliliğimizi nasıl arttırabiliriz? Bunları artık düşünmeye ve uygulamaya başladılar. Ben teşekkür edeceğim size. Ben size çok teşekkür ederim. Bilmiyorum yeterince gerek İsrail gerek Filistin seyahatine değinebildik mi? Ama ben daha çok bu turizm boyutuna biraz çektim konuyu sanki. Çok teşekkür ederim. Filistin'le ilgili eksik kalmış olabilir. Onu bir açıklamakta yarar var. Bizim oradaki ziyaretlerimizin, Filistin'de ilgili ziyaretimizin en önemli ayaklarından biri de Harem-i Şerif ziyaretiydi. Evet.
Harem-i Şerif ziyareti çok mühim. Bunu orada, bunun için özellikle yani Türkiye'deki ve bütün dünyadaki Cumhurbaşkanımız da davette bulundu. Hali vakti yerinde olan, imkanı olanların mutlaka Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yani Harem-i Şerif'e gitmelerinde büyük fayda var. Oranın İslam'ın ikinci Kabe'si olduğunu, birinci Kabe'si olduğunu ve İslam'ın ikinci kutsal mekanı olduğunu ve dolayısıyla oraya bütün bir ümmetçe sahip çıkmakta olduğumuzu gösterecek bir canlılık içinde olması. Çok şükür var. Geliyorlar. Ben oradayken de Avusturya'dan, Almanya'dan gelen Türk vatandaşlarıyla orada kucaklaştık. Harem-i Şerif'in bahçesinde. Şimdi orayla ilgili şu da önemli. Orada da açıklamamda da söyledim. Harem-i Şerif'le ilgili bir takım farklı girişimler var İsrail tarafından. Yıllar önce biz bununla ilgili zaten oraya bir heyet göndererek, arkeologlardan ve sanat tarihçilerinden oluşan bir heyet göndererek bir rapor hazırlamış ve o raporu, yani orada yapılan bir takım arkeolojik çalışma adı altında yapılan çalışmaların Harem-i Şerif'i, Mescid-i Aksa'yı tehdit eden boyutlara ulaşma tehlikesine işaret eden bir raporu bundan işte 2007 yılında hazırlamış ve UNESCO'ya, bütün elçiliklere göndermiştik. Şimdi bu girişimler karşısında UNESCO'nun yıllardan beri müteaddit kararları var. En son geçen yıl UNESCO Yürütme Kurulu'nun aldığı karar var. Aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin aldığı karar var. Karar açıkça şunu diyor, kelime kelime okuyorum. Harem-i Şerif bir bütündür. Yani Mescid-i Aksa ayrı, Kubbetü Sahra ayrı, bahçesi ayrı, avlusu ayrı, böyle bir ayrıma gelmez. Orası UNESCO kararında da söylendiği gibi Harem-i Şerif bir bütündür. Ve bütünlüğüne ve kutsiyetine halel getirecek hiçbir çalışmaya müsaade edilemez. Ama İsrail kan döktü onu. Onun için bizim de oraya gayet barışçı bir biçimde imkanı olanların ziyaret etmesi ve oradaki kardeşlerimize de aynı zamanda bu dayanışmayı göstermesinde büyük fayda var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı bizlerle birlikteydi. İsrail'e, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaretler ve o ziyaretlerin nasıl bir karşılık bulduğunu, nasıl beklentiler oluşturduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu turizmle ilgili sıkıntılı sürecin aşılması doğrultusunda hükümetin ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne tür paketler hazırladığını ve destekler vereceğini dile getirdi, aktardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gece yarısı saat 23.30'da Gece Bakışı'nda karşınızda olacağız. Hoşça kalın efendim.